Sanayici bizi çevirip şöyle diyor. Sayın Bakanım yatırımımı genişleteceğim. Arsa yok. Bize arsa verin. Sayın Bakanım yeni bir yatırım yapacağım. OSB'de yer bulamadım. Bize lütfen OSB'de yer verin. Sayın Bakanım biz genişlememiz gerekiyor ama şu imkanlara ulaşamıyoruz. Lütfen bize yardımcı olun. İşte Türkiye'de müthiş bir yatırım iştahı var. Türkiye bugün güneş paneli üretiminde Avrupa'nın bir numarası dünyada dördüncü sırada. Ancak ben eli arttırıyorum ve diyorum ki Türkiye kısa sürede dünyanın bir numaralı güneş paneli üreticisi olacak. Biz bunu yapabilir miyiz? Allah'ın izniyle yaparız. Bizde bu kabiliyet var mı? Bizde bu kabiliyet var. Onun için kendimize güveneceğiz. Yatırımlara devam edeceğiz. Bakınız hemen hemen hepimiz bulaşık makinesi kullanmışızdır. Bulaşık makinalarında biliyorsunuz deterjanlar kapsül şeklinde üretiliyordu. Ve bugüne kadar Türkiye'ye bu bulaşık deterjanları hep ithal geliyordu. İşte şimdi bir firmamız Adana'da Türkiye'deki potansiyeli gördü. İnşallah orada büyük bir yatırım yapacak. Biz Türkiye'de bulaşık makinesi deterjanlarını, kapsüllerini üretmeye başlayacağız. Bu yatırımın sonunda da yılda 2.4 milyar adet bulaşık makinesi deterjan kapsülü üretilecek. Tabii şunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren yabancı şirketler var. İsimlerini vermeyelim. Onlar da geldiler gittiler. Sayın Bakanım bunun yatırımını yapacağız. Bize destek olur musunuz? Şöyle yapar mısınız? Şu desteği verir misiniz dediler. Ama bakın bir Türk firması şu anda Adana'da yatırımını başlatıyor. Onun için yatırım yaparken cesur olmak lazım.